Bugün 8 Ağustos. Cumhuriyet tarihinin ilk hava şehidi olan Cengiz Topel'in şehadetinin yıl dönümü. Ülkemizin birçok şehrinde, birçok kuruma, caddeye adı verilen Cengiz Topel'i bakalım Çorum'da Cengiz Topel Caddesi'nde kimler tanıyor? Merhaba. Merhaba. Cengiz Topel'i tanıyor musun? Tanımıyorum abi ben. Cengiz Topel Kıbrıs Savaşı'nda ilk şey yapılmış, düşürülmüş, teslim alınmış esaret altındaki bir pilotumuzdu. Tanımıyorum. Cengiz Topel kimdir? Tanıyor musunuz, biliyor musunuz? Okumuştum onu ben. Cengiz Topel pilot diyebiliyorum. Kıbrıs'ta şehit olan bir pilotumuz. Esir düştü, işkence görerek öldürüldü diyebiliyorum. Cengiz Topel rahmetli şehidimiz. Aynen öyle. Evet. Kıbrıs'ta hava pilotu yüzbaşı. 1960 küsürde şehit oldu. Cumhuriyet tarihinin ilk şehidi. Askeri alanda. Bildiğim kadarıyla 64'lü yıllarda önce olarak gönderilen bir uçağımızı düşürülüyor ve onun pilotuydu. Uçak düşürüldükten sonra esir alınıyor. Esir alındıktan sonra çeşitli şeylerden geçiyor. Yani işkenceler yapılıyor. Yani hiç akla fikre gelmeyecek şeyler yapıyorlar ve daha sonra öldürüyorlar. Yaptığımız röportajlarda şunu gördük. İlk hava şehidimiz olan Cengiz Topel'i tanıyanlarımız da çok fazla, tanımayanlarımız da. Bir de onu bizden dinleyin. Bakalım Cengiz Topel kimmiş? ...1960'ta Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla adadaki Türk halkına uygulanan baskı ve zulüm de artmıştı. Rumlar Türkleri devlet kurumlarından çıkarıyor, yurtlarından sürüyor, karşı koyanları acımasızca katlediyordu. Ancak özellikle ele geçirmek istedikleri bir yer vardı. Erenköy. Burası adanın Türkiye'ye açılan tek kapısıydı. Türkiye'den gelen silah ve mühimmatın giriş yeriydi. Rumların burayı ele geçirmesi, Türk mücahitlerin savunma damarını kesmeleri demekti. Tarihler 7 Ağustos 1964'ü gösterdiğinde mücahitler Erenköy'de sıkıştırılmıştı. Mahsur kalanlar arasında 700 kadar yaşlı, kadın ve çocuk da vardı. Zaferden emin olan Rumlar, Türkleri nasıl denize döktüklerini göstermek için tüm dünya basınını oraya davet etmişti. Ve 8 Ağustos'ta Rumlar karadan ve denizden tüm güçleriyle saldırdı. Erenköy dört bir yandan kuşatılmıştı. Rum çemberi içinde sıkışıp kalan Türklerin tek umudu, Türkiye'den gelecek yardımdı. Saat 16.30'da Erenköy semalarında iki Türk jeti belirdi. Rum hücum botlarının üzerinden geçerek ihtar uçuşu yaptılar. Bu olay Türk mücahitlerde büyük bir heyecan dalgası yaratmıştı. 17.30 sıralarında Türk jetleri yine Erenköy semalarında belirdi. Ancak bu kez Rumları sadece uyarmakla yetinmeyeceklerdi. Jetlerimiz roketlerini ateşleyerek Rum mevzilerini amansızca vurmaya başladı. Cengiz Topel liderliğindeki kolda 18 civarında Eskişehir'den havalandı. Açılan uçak savar ateşi sonucu Cengiz Topel'in jeti yara aldı. Türkiye'den Erenköy'e gitmekte olan başka bir Türk uçak pilotunun telsizinden şu sözler duyulmuştu. Cengiz yüzbaşım, uçağından dumanlar çıkıyor, atla. Yüzbaşım, cayır cayır yanıyorsun, atla. Tamam, atladı. Paraşüt açıldı. Topel son anda paraşütle atlamayı başarmıştı. Ancak kurtulduğunu söylemek için henüz erkendi. Perister Honoria adlı Rum köyünün yakınından geçen bir yola inmişti. Yere ayak bastığında sapasağlam ve bilinci yerindeydi. Yanında düşmanın eline geçmemesi gereken gizli belgeler vardı. Tüm belgeleri yakarak imha etti. Hızla Lefke yönüne koşmaya başladı. Türklerin kontrolünde olan Lefke'de güvende olacaktı. Tabii önce oraya ulaşabilmesi gerekiyordu. Ancak Rumlar tarafından fark edilmesi uzun zaman almadı.
Topel üzerindeki tabancayla kendini korumayı başardı. Ancak bir süre sonra mermisi bitti. Daha fazla direnme şansı kalmayan yüzbaşı Rumlar tarafından esir alındı. Cengiz Topel'in esir düştükten sonra başına gelenlerle ilgili iki iddia vardır. Bir iddiaya göre Cengiz Topel'i taşıyan cip Rum askerleri tarafından durduruldu. Topel'i orada darp ederek konuşturmak istediler. Başarılı olamayınca da sinirlendiler ve arkadan üç el ateş ederek onu yaraladılar. Ancak Rum liderler bilgi alabilmek için onun yaşamasını istiyordu. Topel'i Lefkoşe Rum Hastanesi'ne kaldırarak ameliyat ettirdiler. İkinci bir iddiaya göre ise Cengiz Topel Güzel Yurt Rum Manastırı'na götürüldü. Burada bilgi vermesi ve radyodan Türkiye aleyhinde konuşma yapması istendi. Ancak yüzbaşı Rumların bütün istediklerini reddetti ve korkunç işkencelere maruz kaldı. Türkiye, yüzbaşı Topel teslim edilmediği takdirde intikam saldırılarına başlayacağını duyurdu. Aynı gece gelen haberle tüm ülke sarsıldı. Rum radyolarında Cengiz Topel'in öldüğü duyurulmuştu. Yüzbaşımız, Cumhuriyet tarihinin ilk hava harp şehidi olmuştu. Selam Fetih Burcu'nda dirilen yiğitlere. Ölüm yine virandır ve andır şimdi ölüm. Selam kıyam vaktinde vurulan yiğitlere. Şehadet ufkunda kan revandır şimdi ölüm. Selam eğilmeyip de kırılan yiğitlere. Zalimlere dur diyen isyanımız bir bizim. Ya Allah nidasıyla devirdik tiranları. Devlere mezar olan destanımız bir bizim.